Dün Mısır topraklarının bir bölümünü Amon adına el koydular. Ve bugün de yoksul semtlerde oturan kızları zorla tapınağa getirdiler. Amon'a hizmet etmeleri için götürülürler. Bu yeni bir olay değil ki. Genç kızlar Amon'a hizmet etmeyi zorla değil gönüllü olarak seçerdi. Bu kızları Amon'a değil oradaki kainlere götürdükleri çok açık. Yoksa o ruhsuz taş parçasının bir eşe ihtiyacı olamaz. Bunu biliyorum. Sizin veliahtınızın yanında tapınak rahipleri ve büyük Amon aleyhinde konuşmanız doğru değil. Bu konuşmalar onun inancını sarsar. Oğlumuzun inancını bu açıkladığım gerçekler değil, tapınaktaki kain ve rahiplerin çirkin işleri sarsıyor. O her şeyi öğrenmeli. Ülkesindeki insanların neye inandığını ve ileride nasıl bir ülke yöneteceğini herkesten iyi bilmek zorunda. Ben Amon Tapınağı hakkında bilinmesi gerekenleri biliyorum. Bu sözleri ilk defa duymuyorum efendim. Eşim her zaman tapınak rahiplerinden yana tavır alıyor ve onların çirkin işlerini mazur gösteriyor. Amon Tapınağı'nın başına buyruk asi kainlerini düşündüğü kadar benim saltanatımı düşünmüyor. Büyük kralın tapınak rahiplerinin bu son yaptıkları için verdiği karar nedir? Söyleyin efendim. Çok yakında bu karışıklıklara son verecek ve Teps kentindeki rahiplerin defterini düreceğim. Bir an önce tapınaklara saldırmak için hazırlanın. Mısır ordusunun tapınak ordusunu yenebileceğini düşünüyor musunuz? Onlar halkı canından bezdirmiş. Tapınak artık o eski konumuna sahip değil. Eskisi kadar güçlü değiller, bunu biliyorum. Sarayın efendisi Potifar'a selam. Mısır azizi Potifar'a selam. Vefalı Radoman'a ve Bilge Yüzersif'e selam. Kendimi sınamak istiyorum. Şimdi benimle savaşır mısın? Bunu istiyorum. Savaşa... yokum ama kendimi sınamaya varım. Amon-Utep, tapınak rahipleriyle savaşmak niyetinde. İşlerini bitirmek istiyor. Tapınak askerleri hadlerini aşmış, Mısır'da düzeni bozmaya başlamış. Tehlikeli bir iş. Zira hali hazırda tapınaklar çok güçlü. Ok
kararını verdi. Bana da bu konuda hazırlık yapmam için emir verdi. Ona karşı harekete geçecekler. Amon-Hutep tapınağın saraydaki uzantılarına karşı çok dikkatli olmalı. Amon-Hutep'in hayatı tehlikede. Ona göz kulak olun ve bir an için bile yalnız bırakmayın. Tehlike mi? Peki kimler tarafından? Herkes olabilir. Sarayda yaşayan herkes. Amon-Hutep'in düşmanları her yerde olabilirler. Ben Kraliçe Ti'yi bir kez gördüm. Tapınağa sadakatle bağlı. Çok tuhaf. Amon-Hutep de eşiyle tartışırken bu hususu onun yüzüne vurdu. Onu açıkça hain ve tapınak yanlısı olarak nitelendirdi. Amon-Hutep'i koruyor. Tehlike çok ciddi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.